olarak bakacağını da düşünerek, yani makul getir dediğimiz rakam belki bundan 6 ay önce, 1 sene önce daha yüksek rakamlardı. Bugün için Türkiye'deki makul getiri daha düşük rakamlardır. Yani daha düşük getirilere de razı olarak yine Türkiye'ye sermaye ve finans girişi olacaktır. Efendim, o konuyu şuraya bağlayayım. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da son 1,5 ayda 2 PPK'da 100 bas puan indirdiği bir dönemden geçtik. Ama Türkiye yalnız değil. Güney Kore'sinden Filipinler'e kadar birçok ülkenin aynı anda faiz indirdiğini gördük gelişmekte olan ülkelerde. Eğer Amerika makul de olsa bu sürecin artık sonuna geldiğini, yavaş yavaş genişleyici politikalarda azalacağını söyler ise, bunu resmi ilan ederse, bizim bulunduğumuz ligdeki ülkelerin kendi ekonomilerini toparlaması amacıyla dahi olsa faiz indirimi yapabilmesi kolaylaşır, zorlaşır, bağımsızdır. Ne diyebiliriz bu konuya ilgili olarak? Tabii merkez bankalarının alacağı kararlar kritik kararlar ve bu kararlar alınırken de hep hem dünya konjonktürüne bakılıyor hem de ülke içindeki şartlara bakılıyor. Dolayısıyla her ülke gelişmelere göre kendi kararını kendisi verecektir. Bizim Merkez Bankamız da yine kendi kararını kendisi verecektir. Ne zaman ne yapılması gerektiği ile alakalı. Ama şu var ki bizim Merkez Bankamızın uygulamakta olduğu bu faiz koridoru politikası ki dünyada ilk ve tek biliyorsunuz. Doğru. Bu faiz koridoru politikası kendi başına sermaye hareketlerinin hızlı içeri ya da hızlı dışarı olmasını engelliyor. Yani bir bakıma bir sürtünme oluşturuyor. Daha yani içeri girerken de sermayenin daha kademeli ve yavaş girmesini sağlıyor. Dışarı çıkarken de daha kademeli ve yavaş çıkmasını sağlıyor. Bu önemli. Yani Merkez Bankamız bu koridor politikasını devam ettirdiği sürece ve kararlarını da yerine göre, zamanına göre aldığı sürece bir sorun olacağını zannetmiyorum. Biz bunları rahat yönetiriz. Kaldı ki yani sadece Amerika ile iş bitmiyor. Avrupa'da sorunlar çok derin. Bugün Avrupa Merkez Bankası negatif faizi sorgulamaya başladı. Yani hani sıfıra da indirsek yetmez. Acaba negatif faiz uygulayabilir miyiz diye böyle bir teknik araştırma içerisine girdi. Japonya zaten yeni başladı genişlemeye. Çok daha hızlı genişleyeceğiz diyor. 2 yılda 2 katına çıkaracağız bilançomuzu diyor. Yani piyasadaki likitte dediğinizde sadece Amerikan Merkez Bankası değil bu. Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası ve diğer ülkelerin merkez bankalarına da dikkat almamız lazım. Bizim Türkiye için sadece Amerika değil başka ülkeler de önemli. Hele hele benim dediğim gibi eğer sıralı ve koordineli bir şekilde bu operasyonları yaparlarsa biz bunu rahat yönetiriz. Rahat, bir problem olmaz tabii. Sayın Bakan, bir diğer konuda Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve heyetinin Türkiye Amerika'da yapmış olduğu görüşmeler sırasında da konuşulan Amerika ile Avrupa arasındaki serbest ticaret anlaşması. Kulislere yansıyan ve kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla bu konuda net bir cevap alamadık. ABD ile Avrupa arasındaki olası bir serbest ticaret anlaşmasının parçası olması konusunda. Başka bir takım birliktelikler olabilir ama bizzat bir parçası olması konusunda bir net bir görüş yok. Sizce Türkiye'nin böyle bir anlaşmanın dışında kalması ekonomik olarak büyük bir kayıp oluşturur mu? Bir de son dönemde kamuoyunda eğer onun parçası olmayacaksak gümrük birliğinden de çıkalım. Avrupa Birliği'nde olmayıp gümrük birliğinde olmanın hiçbir anlamı olmayacak, zararı olacak şeklinde yakınmalar da var. Ne diyorsunuz efendim bu ilk konuda? Şimdi bizim Amerika ile Avrupa arasındaki süreci çok yakından takip etmemiz gerekiyor. O süreç muhtemelen uzun bir süreç olacak. Böyle çabuk anlaşmaları zor olacak. Amerika ile Avrupa arasında aslında gümrük vergileri çok yüksek değil. %3'lerden, 4'lerden bahsediyoruz. Ama asıl problem ürün standartları ve bu iki çok büyük pazarın tek bir pazar haline gelmesini sağlayacak düzenlemeler. Yani bu ürün spesifikasyonları, standartlar belki en çok tartışılacak konular olacak. Öte yandan tarım var ki hem Avrupa için hem de Amerika için çok hassas, siyasi hassasiyet olan konular. Şimdi tarımda ne yapabilecekler? Bunu izlemek gerekecek. Ama bunun yanında da tabii Türkiye'nin böyle bir resmin dışında kalmaması gerekiyor. Biz yani yönetimde bir iradenin olduğunu görüyoruz. Yani yönetim açısından bizim de bu konuda görüşme, sürdürme ve resmin dışında kalmama iradesi Obama yönetiminde var. Ancak kongre tarafında dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü kongrede rüzgarlar ayrı esiyor. Kongredeki oradaki etkinlik, oradaki lobiler çok daha farklı. Yani sadece yönetimle değil, bizim bunun kongre üzerinde de çok yoğun bir çalışmayla ancak gerçekleştirebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Olası bir negatif duruma karşı hazırlık yapmak açısından başka bölgelerle birliktelik, onlara diğer anlaşmalara dahil olalım gibi konular var ama birisi en büyük ticaret pazarımız, bir de her ülkenin girmeye çalıştığı diğer pazar var mı olası? Biz zaten çok sayıda ülkeyle serbest ticaret anlaşması yaptık biliyorsunuz. Vize kaldırma Doğru. anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları. Bu çabalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Yani serbest ticaret anlaşması yaptığımız her bir ülke bizim için daha kolay bir pazar, iş yapması daha kolay bir ülke haline geliyor.
Dolayısıyla o çabalarımızı yoğun şekilde devam ettireceğiz. Efendim diğer konu gene Türkiye'nin bu seneki genel olarak ilk 5 ayında değerlendirmek açısından sizce yılbaşından beri Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimleri, çok uzun süre bekleyip sonunda almış olduğumuz yatırım yapılabilir ülke notunu da cebimize koyduktan sonra şöyle bir ileriye dönüp 6 aya baktığımızda yıl sonundaki %4 büyüme hedefi ve Türkiye'nin o ekonomik potansiyelindeki özellikle sanayi sektöründeki çarkların dönmesi konusunda %4 büyüme hedefini aşağı doğru bir risk görüyor musunuz efendim? Şimdi bizim bu ilk çeyrek büyüme oranımız 10 Haziran'da belli olacak. Ama öncü göstergeler ilk çeyrekteki büyümenin beklenenden biraz aşağıda olacağını gösteriyor. Fakat bu çok aşağıda değil, bir miktar aşağıda. Dolayısıyla ilk çeyrekteki bu beklenene göre biraz zayıf olan tablo yılın tümünü etkileyecek boyutta değil. Dolayısıyla biz yılın tümüyle alakalı %4'lük hedefimizi değiştirmiş değiliz. Yani %4'lük tahminimizi orada koruyoruz. Burada mutlaka dış talebe dikkat etmemiz gerekiyor. Yani iç talep bir miktar daha kontrolümüzde iç talep. Yani iç piyasayı canlandırmak ya da eğer tamamen kredi çekerek tüketime yönelik bir hareket varsa onu bir miktar sınırlamak bunlar elimizde. Ama dış talep pek elimizde değil. Yani Avrupa'nın iç pazarları önemli bizim için hala en büyük pazar. Dolayısıyla dışarıdaki gelişmeler ne kadar iyi olursa, dış talep ne kadar canlı olursa, ihracatımız ne kadar kuvvetli olursa bizim de dönüp içeride iç piyasada daha rahat hareket etmemizi bu sağlayacak. Ama tamamen iç tüketime dayalı bir büyüme uzun vadede Türkiye'ye zarar veriyor. Dolayısıyla dengeli büyümeye çalışmamız gerekiyor. Büyümeye dışarıdan gelen katkıyla içeriden gelen katkında dengeli olması gerekiyor. Bu şekilde bu yıl devam edecek. Tabii kolay dönemler değil bunlar yani. Değil evet. Ve hemen sizin bıraktığınız yerden devam edeyim. Özellikle bu faiz artlarındaki düşüşün sizin altını çizdiğiniz uyarıyı bir defa daha çizelim. Sadece iş tüketime yönelik bir büyüme Türkiye için çok uzun vadeli sağlıklı bir büyüme olmazdı dediniz. Evet. Faiz artlarındaki düşüşün kredilere de yansıdığını görmeye başladık. Ama maalesef diyelim bu evvela tüketici kredilerine yansıdı. İşte tüketici kredilerinde %30'luk bir artış var. Oradaki canlılığı görüyoruz. Ve herkesin üzerine durduğu konu bu ne zaman ticari kredileri yansır konusu. Siz çok kısa bir süre önce bu konuda en yetkili ağız olarak ticari kredilere de yeterince yansıması konusunda hem Merkez Bankası hem de BDDK'yı bu konuda ortak bir çalışma için göreve çağırmışsınız. Bu konuda var mı efendim size sunulan somut bir çalışma? Şimdi biliyorsunuz biz aslında bundaki ilk somut adımı Exim Bank'ın ihracatçıya uyguladığı faizleri düşürerek attık. Ama orada da yine sınırımız hazinenin borçlanma faizi. Yani hazinenin borçlanma faizinin altına da orada inmiyoruz. O bir türlü o zararına iş yapmaktır. Exim Bank bir süre sonra ciddi kaynak sıkıntısı çekmeye başlar. Hani faizin adı düşük olur ama 100 kişi talep ediyorsa işte 50'sini karşılar, 50'sine para yok der. Dolayısıyla böyle bir yanlış içerisine girmemesi gerekiyor Exim Bank'ın. Dolayısıyla orada ölçülü bir indirim yapıldı faizlerde. Ama bunun haricinde genel anlamda ticari kredilerin faizinin daha uygun olması için BDDK ne yapabilir? Merkez Bankası ne yapabilir? Bu şu anda çalışılıyor. Her iki kurum da oldukça ilerledi çalışmada. Ama iki kurum da tamam biz hazırız dediğinde ben iki kurumu da çağıracağım. Tabii hazinemiz hep bu çalışmaların içerisinde. Orada ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Merkez Bankası hangi kararlar alabilir? BDDK hangi kararlar alabilir? Bunun son noktasını koyacağız. Ama çalışmalar ilerledi fakat son noktaya gelmedi. O noktaya ulaşınca da ayrıca açıklamalarımızı yaparız. Efendim şimdi bu konuya değineceğim ama arkadaşlar son dakika olarak beni uyarıyorlar. Tam sizin konuştuğunuz şu anda Japon derecelendirme kuruluşu JCR da Türkiye'nin notunu 3B'ye yükseltmiş. Böylece Fitch'in ve Moody's'in yanında bir de JCR'dan bu 3B notunu yani yatırım yapabilir ülke notunu aldık. Tabii ki kamunun bu konuda bilgisi vardır. Yok yeni açıklandı. Yeni açıklandı. Şu evet. An biraz önce bize gerçi bir süre önce bildiriyorlar bize de. O açıdan. Hani o şey için karşılıklı koordinasyon gerekiyor. Hazine ile kurumlar arasında bir koordinasyon gerekiyor. Biz bir süre önce biliyoruz yasal sorumluluktan ama dolayı. Asıl açıklama onlar yapıldı. Şu an yapıldı, biraz önce yapıldı. Sizin derecelendirme kuruluşları noktasında çok kısa bir süre önce bize Uludağ'da vermiş olduğunuz bir konu vardı. Biz bu kadar ciddi almıyoruz bu kurumları. Çok büyük kredibilite kaybı oldu. Sonuçta vermeleri iyidir ama vermezlerse yolumuza devam edeceğiz diyordunuz. Sonuçta üçü de verdi artık yatırım yapılabilir ülke notunu. Ne değişecek efendim Türkiye ekonomisinde yatırım yapılabilir ülke olduktan sonra? Bu JCR'ın Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun kredi notu artışı iki kademe birden. Yani BB idi orada. BB artı ve BBB eksi olarak iki aynen. Kademe birden bir çırpıda yükselttiler. Ve onlar da artık Türkiye'ye yatırım yapılabilir kredi notunu, investment grade dediğimiz kredi notunu vermiş oldu. Bu tabii özellikle Japon piyasası başta olmak üzere
Türkiye'ye yeni bir alan daha açacaktır kuşkusuz. Önemli mi efendim Japonya'nın yapmış olması? Çünkü çok bakıyoruz Uzak Doğu borsasına biz ve Uzak Doğu piyasasına. Şimdi Japonya'da özellikle pek çok Japon kuruluşu açısından baktığımızda getiriler çok düşük. Ama Merkez Bankası sağladığı bu olağanüstü likidite sebebiyle de likidite imkanı çok geniş. Şimdi kendi içlerinde durum öyle olduğu için yani genelde Japon yatırımcılar, Japon kuruluşlar hem makul bir getiri olacağı ama hem de güvendikleri yer arıyorlar yatırım yapmak için. Dolayısıyla Japonya başta olmak üzere Doğu Asya'dan bir grup daha yatırımcının Türkiye'ye girebilmesini bu önünü açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü daha önce de söyledim bu emeklilik fonları, bazı büyük fonlar kendi iç kuralları sebebiyle investment grade olmayan ülkelere yatırım yapamıyorlar. Hepsi değil, bazıları. Bazıları da zamanında kurulurken kendi kurallarına yazmışlar. Bu kuralları yazdıklarında tabii ne bu krizi biliyorlar, ne kredi derecelenme kuruluşlarının durumunu biliyorlar. Hani en azından bir kuralımız olsun, nereye parayı koyacağız, nereye koymayacağız diye. Dolayısıyla sırf bu kurallar sebebiyle aslında çok gönlünden geçtiği halde, arzu ettiği halde Türkiye'ye giremeyenler varsa şimdi onların da önü açılmış oluyor. Buyursunlar, gelsin. Bu üç kuruluşla beraber artık bir mazeret de kalmadı doğrusu. İki istiyordunuz, üçü geldi. Yani bir mazeret yok artık. Mazeret yok derken yani bizim özel sektörümüz için, bizim iş dünyamız için ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler için artık ellerindeki mazeretlerin tamamı gitti. Yani biz aslında çok isterdik de şunun için gelmiyoruz dedikleri bir sebep kalmadı. Dolayısıyla bu tabii sevindirici bir konu ama bu şunun da aynı zamanda bir bakıma somut ifadesi. Bizim uygulamakta olduğumuz hani hep istikrarı önceleyen, istikrarı önceleyen, güveni önceleyen politikaların sonuç verdiğini görüyoruz. Yani 2011 yılı bizim çok önemli bir yeniden dengeleme yılıydı. Yani ekonomimizdeki dengesizlikleri kontrol altına almak, daha dengeli bir büyümeye Türkiye'yi ulaştırabilmek için çok ciddi bir operasyon yaptık 2012 yılında. 2.2'ye yani, düşürdük ama dengelenme konusunda büyük bir... 2.2 ama oluşan istihdama bakıyorsunuz 1.100.000 ilave istihdam oluştu Türkiye'de. Bakın büyüme %2.2, istihdam 1.100.000. Bu aslında ne demek? İş dünyamız geleceğe güvenle bakıyor ve bu %2.2 büyüme de yani kontrollü bir şekilde baştan dizayn edilmiş ve istikrar adına atılmış bir adım. İstikrar ve güven olduktan sonra mutlaka istihdam oluyor. İstihdam geliyor. Dolayısıyla bu yıl inşallah %4 gibi biraz daha yüksek bir beklentimiz var geçen yıla göre. Güven ve istikrar olduktan sonra büyüme de olur, istihdam da olur. Hepsi arkadan gelir. Yeter ki biz zemini sağlam tutalım. Bu arada siz Uzak Doğu ile ilgili vermiş olduğunuz örneğe ek olarak bizim hızına yetişmekte zorlandığımız Borsa İstanbul Başkanımız Sayın İbrahim Turan da en son Singapur'dan yayına bağlandığında Temasek ki o bölgenin en önemli gruplarından, fonlarından bir tanesidir. 20'sinde Türkiye'ye geleceğini, inceleme yapmak için geleceğini söylemişti. Bu not artışı da muhtemelen bu tür fonların sizin dediğiniz gibi önünü açacaktır. Onlar zaten Türkiye'de var. Ben 2006'da onları ziyaret etmiştim Singapur'daki Dünya Bankası toplantıları sırasında. O gün itibariyle Türkiye exposure'ları sıfırdı. Yani hiç Türkiye'ye hiç şeyleri yoktu, yatırımları yoktu. Ve benim o ziyaretimden sonraki ilk hazine ihalesine geldiler, teklif verdiler ve ilk defa bir Eurobond aldılar, bir Türk Eurobond aldılar. Ama bugün itibariyle çok geniş yatırımlar zaten var Türkiye'de. Yönetim kurulu başkanı, şu andaki Singapur Başbakanı'nın eşi, birkaç gün içerisinde de Türkiye'ye geliyorlar. Yönetim kurulu Türkiye'ye geliyor. Onlarla ayrı bir görüşme yapacağız kendilerine. Peki efendim. Buradan demin bıraktığımız noktada şöyle bir iki konuyu kısaca hemen ben sizin yorumunuza bırakayım. Birincisi bir tartışma da kamuoyunda krediler, ticari krediler konusunda acaba yerli bankalar ve yabancı bankalar aynı resme bakıyorlar mı? Baktıkları resimden aynı sonucu çıkartabiliyorlar mı? Şimdi bir tartışma var. Yerli bankalar Türkiye'deki ticari krediler konusunda daha rahat taşın altına yine sokarken yabancı bankaların hani böyle bir tercihimiz yok. Biz nerede daha fazla spread kar görüyorsak tabii ki BDDK'nın kuralları çerçevesinde bunu öyle değerlendirir şeklinde yorumlar var. Genel olarak bu çizildi, yazıldı. Sizin yapmış olduğunuz analizlerde, incelemelerde efendim böyle bir şey çıkıyor mu? Tespit çıkıyor mu ortaya? Bizim şimdi hükümet olarak bakışımız böyle yerli ya da yabancı ayrımının kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyoruz. 2003 yılında çıkarttığımız bir yasayla Türkiye'de yerli yabancı ayrımını biz kaldırdık. Yani bir şirketimiz, bir bankamız eğer Türkiye'de kurulduysa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları ve mevzuatı içerisinde hareket ediyorsa o bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluşudur. Doğru. Hisse yapısından bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani bunu fazla vurgulamanın da kimseye fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi biz yerli dediğimiz bankaların şöyle bir, bu eğer halka açıksa borsadaki hisselerine bakın. %80-90'ı uluslararası yatırımcıların elinde. Yani biz yerli diyoruz. Belki hakim ortak yerli evet ama eğer halka açıksa bakıyoruz ki ağırlıklı hisseleri artık sermaye, uluslararası sermaye. Buna çok çok dikkat etmek lazım.
burada yerli yabancı deyip de ayrı bir kategori oluşturup piyasada farklı algılara da hiç sebep olmamak lazım. Dolayısıyla bu bankaların hepsi bizim bankamızdır. Hepsi Türkiye'ye güvenmiştir. Sermayesi yerli de olsa, uluslararası da olsa Türkiye'ye güvenmiştir, yatırım yapmıştır. Dolayısıyla biz hepsine eşit mesafedeyiz ve hepsi aynı düzenlemelere tabidir. Yani bizim yerliler için, uluslararası bankalar için ayrı düzenlemelerimiz yoktur. Bir ara yalnız, bir ara özellikle krizin çok derin olduğu dönemde, o bazı Avrupa'daki ülkelerin sallandığı dönemlerde merkezi o ülkelerde olan bankaların Türkiye operasyonlarıyla alakalı bazı tedbirler biz aldık. Sessizce aldık. Buradaki mali bünyeyi güçlü tutmalarını sağlayıcı tedbirler aldık. Yani eğer merkezdeki bankada bir sarsıntı olsa dahi Türkiye'deki operasyonun bünyesinin güçlü kalmasını sağlayıcı tedbirleri sessizce aldık. Ama o ülkelerde durum düzenince o tedbirleri kaldırdık şimdi. Bu tamamen yani yine istikrar odaklı bir tedbirdi. Şu anda normale dönmüş durumdayız bu konuda. Peki efendim. Gene geçen sene en yetkili ağız olarak sizden konunun derinlemesine öğrenmiş olduğumuz bir nokta Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkiler konusu. Bizim için çok önemli bir partner, ticari partner. Gerçekten şu an her ülkenin ticaretini artırmak için her türlü fırsatı değerlendirmeye çalıştığı yerde altında önemini bir kez daha çizmemiz gereken bir ülke. Fakat bu konuda Amerika'nın yaptırımları global piyasalar, dünya piyasalarında var ve bu sene Temmuz ayı itibariyle Türkiye, yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye'ye sağlanan imtiyazla sona erecek oradaki ticari anlaşmalar konusunda. Lütfen beni düzeltin yanlışsam. Bizim bundan sonraki süreç için yol haritamız belli mi efendim? Şimdi o bahsettiğiniz konu Amerika'nın tek taraflı yaptırımları ve sadece Türkiye'ye yönelik değil, tüm dünya için uygulamaları. Temmuz'dan itibaren altın ticaretiyle alakalı yeni bazı kurallar koyacaklar Amerikalılar. Ama bizim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına bakışımızla Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına bakışımız ayrı. Çünkü Güvenlik Konseyi kararları bizim için hukuken bağlayıcıdır. O kararları biz aynen uygularız. Ama Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından hukuki hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Burada biz ne yaptık? Amerika'nın tek taraflı yaptırımları konusunda biz bankacılık sektörümüzü serbest bıraktık. Dedik ki her banka kendi kararını versin. Her banka hangi işi yapmak istiyorsa İran'da o işi yapsın ya da yapmasın. Dolayısıyla biz devlet olarak orada kesinlikle müdahil değiliz. Ama piyasada ne oldu diye baktığınızda da bazı özel bankalarla, bazı kamu bankaları daha çok iş yaptı. Hem Amerika'yla iletişim içinde olup hem de İran'la iş yapan bankalar çok az sayıda belki oluştu. Bir bankada belki bugünlerde daha çok yoğunlaşmış durumda o operasyonlar. Sonuçta bankalarımızın bu kendi kararı. Ama şu bir gerçek ki bizim İran'la ticaretimizde ticaret açığımız var. Yani petrol alıyoruz, gaz alıyoruz. Ciddi bir ithalatımız var fakat ihracatımız daha az. Dolayısıyla İran'a yapmamız gereken ödemeler İran'ın bize yapması gereken ödemelere göre çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla bunun nakit dengesini nerede, nasıl kuracağımız da ayrı bir konu. Bununla ilgili birimlerimiz, İranlı birimlerle konuşuyorlar, ediyorlar. İran'ın mecburen ithal ettiği gıda var, ilaç var, o tür malzemeler var. İşte bazen bakıyoruz o malzemelerin ithalatında bunlar kullanılıyor. Yani Türkiye'den olsun ya da başka ülkelerden olsun. Yani bu şekilde çözümler bulunuyor, uygulanıyor. Ama dediğim gibi biz her bir bankamızı bu konuda serbest bırakıyoruz. Temmuz'dan sonra böyle devam edecek. Tabii. Bizim politikamız orada. Yani biz devlet olarak bizim için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Yok. Ama bankalar özellikle uluslararası iş yapmak istiyorsa o zaman bu Amerika'nın kurallarını da dikkate almak durumunda kalıyorlar çoğu zaman. Eğer dolar dünyasında iş yapıyorsa, dolarla transferleri oluyorsa o zaman Amerika'nın bu koyduğu kuralları da ben görmezden gelirim, bana ne de diyemiyor çoğu banka. Ama biz karışmıyoruz devlet olarak. Yani biz BDDK'nın bu konuyla ilgili hiçbir düzenlemesi yok. Bizim hükümet olarak hiçbir düzenlememiz yok. Bankalar serbest. İsteyen istediğini yapsın, işine geleni yapsın, işine gelmeyeni yapmasın diyoruz ve geri çekiliyoruz. Yine bu konudaki en net açıklamaları en yetkili ağzından öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakan. Diğer soru, hazır İran'dan geçerken hemen yanı başında Irak'a geçelim. Amerika'da gene Başbakan'ı yapmış olduğu ve Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmelerde masaya yatırılan konulardan bir tanesiydi bu. Çünkü oraya da artan bir ticaretimiz var. Özellikle İran kuzeyindeki şirketlerle. Ve Türk şirketleri orada gerçekten her geçen gün büyük projeleri imza atıyorlar. Önce bu inşaat sektörüyle ilerledi. Şimdi enerji sektöründe de bazı yatırımlarımız var. Bu konu efendim nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi Kuzey Irak'ta uluslararası pek çok petrol şirketinin önemli yatırımları var. Amerika'nın en büyük petrol şirketlerinin de çok önemli işleri var Kuzey Irak'ta. Dolayısıyla zaten dünya orada. Şimdi dolayısıyla orada eğer bizim Türkiye olarak bir ticari çıkarımız varsa ya da direkt komşu bir ülke olarak hani bir kazan kazan ilişkisinde olacağımız bazı projeler varsa biz bunun dışında kalamayız.
Ama burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Irak bir geçiş sürecinde. Şimdi seçim hazırlığı var. Ve Bağdat'la Erbil arasındaki ilişkiler oldukça gergin. Biz bir yandan bu Kuzey Irak'taki ticari çıkarlarımızı, ulusal çıkarlarımızı mutlaka korumamız lazım. Orada asla bir gevşemeye izin vermememiz lazım. Ama bir yandan da bu attığımız adımların İran kendi bütünlüğüne zarar vermemesi lazım. Bu aradaki dengeyi de iyi kurmamız lazım. Çünkü biz Irak'ta bir bölünme parçalanma da asla istemiyoruz. Yani Erbil'in Ankara'ya yakın olmasını çok arzu ederiz. Ama Erbil ile Bağdat'ın birbirinden kopmasına da asla izin vermememiz gerekir aynı zamanda. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Sayın Bakan, son 7-8 dakikalık süremize gidiyoruz. İki konu var. Bunlardan bir tanesi sizin yılbaşında o toplantıda, basın toplantısında başkanlık ettiğiniz ve sizin üzerine çok çalıştığınız, durduğunuz bir konu. Bireysel emeklilik konusu. Gene sizin dahil olmanızla ve ekibimizin çalışmasıyla 25 puanlık bir katkı, %25'li bir katkı. Oradaki bireysel emeklilikteki primlerin hızla artmasına sebep oldu. İlk 4-5 ayda gayet pozitif sonuçlar dönüyor orada. Nasıl karşılıyorsunuz? Burada atılan altınlar yeterli mi? Daha başka bir şey yapılması lazım mı? Bir ufak noktada emeklilik şirketlerinde bu konuda genel olarak performansını yeterli görüyor musunuz? Konuların anlatılması konusunda vatandaşa. Şimdi bu bireysel emeklilikte devlet katkısı sistemine geçilmesi gerçekten sektöre büyük bir canlılık getirdi. İlk şöyle 4-4,5 aylık sonuçlara bakacak olursak da sonuçlar tatmin edici sonuçlar. Katılımcı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse 3,5-4 misli artmış durumda. Ama toplanan prime baktığımızda geçen senenin aynı dönemiyle bu senenin aynı dönemini mukayese ettiğimizde İki kata yaklaşan bir oran orada söz konusu. Çünkü eskiden sistemde olanlar da daha çok sisteme prim yatırmaya başladılar. Bu faydalı haktan yararlanmak için. Aynen öyle. Yeni girenler de daha yüksek prim yatırarak giriyor. Dolayısıyla sisteme giren toplam prime baktığımızda bu senenin ilk 4 ayı da geçen sene ilk 4 ayı neredeyse iki kata yakın bir artış var. Bu sistemin iyi işlediğini bize gösteriyor. Ama henüz çok başındayız. Yani en az bir 6 ay daha izlemek gerekecek. Şirketlerin daha çok kendi çalışanları için bu sisteme nasıl girmelerini sağlayabiliriz? Belki o noktada pazarlama konusunda bireysel emeklilik şirketlerimizin daha aktif olması lazım. Şirketlere gidip bizzat belki konuyu anlatarak. Evet, çünkü şirketler eğer kendi çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine sokarlarsa şirketlere de vergi avantajı var. Yani burada belki şirketlerimiz bunun ne kadar farkında ne kadar değil bilemiyorum. Ama şu da var ki yani bir maaş ödüyor şirket. Maaşın haricinde bir de ayrıca bireysel emeklilik için ayrı bir prim ödeme noktasında belki bazı şirketlerimiz daha çekingen. İşte çalışan da diyemiyor ki ya benim maaşımı sen işte azalt, onu benim adıma şuraya yatır. Tabii bu da zor bir ilişki şekli. Ama bu zaman içerisinde özellikle maaş zam vakitleri geldikçe şirketler şunu önerecektir diye ben tahmin ediyorum. Ben bu sene sana zam vermeyeyim ama o zamı senin adına bireysel emekliye yatırayım gibi ilişkiler zaman içerisinde oluşabilir. Enteresan bir yani şirketlerin buna biraz daha zaman içerisinde katılacağını ben bekliyorum. Ama iyi tanımda, pazarlamada kuşkusuz gerekiyor. Peki efendim. Katılım bankacılığı, gene sizin ağzınızdan ilk almış olduğumuz katılım bankacılığı ile ilgili açıklamalar, özellikle iki kamu bankasının bu konudaki çalışmaları. Gene ben hatırlıyorum, Uludağ'da bize vermiş olduğunuz röportajda bu konuda kamu bankaları da bu konuya girebilir. Ancak kamunun ağırlığının diğer hali hazırda oradaki katılım bankalarının üzerinde bir etki yaratmaması lazım diyerek de bunun altını çizmişsiniz. Nedir efendim bu konudaki son gelişmeler? Şimdi biz iki bankamıza, Ziraat Bankamıza ve Halk Bankamıza talimatı verdik. Her iki bankamız da hazırlıklarını yapıyor. Ama sıralamada muhtemelen Halk Bankası daha önce, Ziraat Bankası biraz daha sonra girecek. Ama her ikisi de hazırlanıyor. Halk Bankası'nın biraz daha hani KOBİ odaklı olması, esnaf odaklı çalışması biraz daha onların zaman açısından bu işe çabuk intibak etmelerini sağlayacak gibi görülüyor. Biz bunu yaparken de şu olacak, yalnız biz bunların sermayesini hazineden koyacağız. Yani bunlar bir banka iştiraki olmayacak. Çünkü yani yeni bir sermaye gelecek ve hazineden gelecek. Evet. Yani çünkü katılım bankacılığı dediğimizde işin kuruluş sermayesiyle beraber hani faize karşı hassasiyeti olan kesimlerin o hassasiyetlerini sonuna kadar dikkate alan bir sistem kurmamız gerekiyor. Çünkü bizim devlet olarak görevimiz finansta seçenekler oluşturmak. Yani toplumumuzun her kesiminin finansa erişebileceği seçenekler oluşturmak, alternatifleri açmak. Yasaklayıcı değil, tam tersine alternatifler açan ve herkesin kendi arzu ettiği gönlünden geçen sistemde finans sistemine ulaşması ve hizmetlerden yararlanabilmesi. Dolayısıyla
hazine sermaye koyacak ama kurulan Katılım Bankası ile Halk Bankası böyle kardeş olacak. Onları ana şart, yani şirketin kuruluş sözleşmesiyle, yönetim yapısıyla birbirine iyice bağlayacağız ki Halk Bankası'nın örneğin birikiminden, bu konudaki know-how'ından, insan kaynaklarından bu yeni Katılım Bankası yararlansın. Aksi halde sıfırdan kendi başına başlarsa daha yavaş olur, daha acemilikler olabilir. Ama iki ayrı ama sermaye mutlaka hazineden olacak ve apayrı bir personel yapısı orada kurulacak. Bir de şu deniliyor ya, diğer banka arkasından sonra bakın. Arkadan gelir kuşkusuz. Özellikle biz Taşra'yı önemsiyoruz. Çünkü şu anda katılım bankalarımız daha çok büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda. Hani Taşra'da da mutlaka katılım bankacılığı konseptinin yayılması iyi olur diye düşünüyoruz. Orada talep var diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Taşra ağırlıklı bir çalışma olur. Tabii ki büyük merkezlerde ihmal edecek durumları yok kuşkusuz. İyi sonuç vereceğini biz ümit ediyoruz. Tabii bu biraz vakit alacak. Öyle hemen böyle akşamdan sabah olacak bir şey değil. Yani yeni bir kuruluş kuruyorsunuz, şube ağı oluşturuyorsunuz. Yani birkaç yılda ancak böyle bu iş gözle görülür, şube ağı kurulmuş, böyle gerçekten fonksiyon gören bir hale gelir. Daha işin çok başındayız. Onun için hemen bugün yarın bir şey beklemeyin. Peki, sen bakalım son sorum ve size daha fazla bekletmeyeceğiz. İstanbul Finans Merkezi, hükümetin çok önem verdiği projelerden bir tanesi. Sizin de üzerine çok çalıştığınız bir proje biliyoruz. Biz de Habertürk ve Bloomberg ailesi olarak bu konunun takipçisiyiz. Önümüzdeki zamanda da çok daha yoğun bu konu çalışmamız olacak. Nasıl gidiyor efendim bu konuda çalışmalar? Sizce her şey yerli yerinde ve zamanda oluyor mu? Şimdi ona cevap vermeden önce son konuyla ilgili bir noktaya daha değineyim. Bu katılım bankacılığı ile alakalı. Şimdi bize şöyle talepler de geldi. Yani biz bir ticari bankayız, bir geleneksel bankayız ama bir pencere açıp kendi şubelerimizden de katılım bankacılığı yapmak istiyoruz. Yani buna izin verir misiniz diye. Başka ülkelerde de, bazı ülkelerde yapılıyor bu. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Yani ticari bankalar, geleneksel bankalar kendi mevcut şubeler üzerinde böyle bir pencere açıp ya da ayrı bir hesapta biz bunu tutalım, ayrı yürütelim. Buna izin vermeyeceğiz. Onu da buradan duyurmuş olalım. Ama tamamen farklı olarak sıfırdan başlayalım. Yani katılım bankacılığı yapmak isteyen ayrı bir müessesede, ayrı bir personel yapısıyla, ayrı bir sermayeyle bu işi yürütmek zorunda Türkiye'de. İkisini birbirine karıştırmayacağız. Peki efendim, bu da önemli bir açıklama. Şimdi İstanbul Finans Merkezi'ne gelecek olursak, projeyle alakalı aslında biz yasal düzenlemelerimizin hemen hemen tamamını yapmış durumdayız şu anda. Türk Ticaret Yasası'yla, borçlar yasasıyla, bankacılık dışı finans kesimiyle ilgili çıkarttığımız yasal düzenlemeyle, sermaye piyasası kanunuyla, sermaye piyasası kanunun içinde Borsa İstanbul'un kuruluşuyla, finans mahkemelerinin kurulmasının önünün açılışıyla. Yani nereden bakarsanız bakın yasal düzenleme, yasal çerçeve olarak aslında biz yapılacaklar listesini tamamladık. Bundan sonra önemli olan uygulama. İkinci düzenlemeler ve kurumlarımızın bu konuda koşması. Bundan sonraki önemli olan konumuz bu. İstanbul Finans Merkezi deyince sadece işte bu Ataşehir'deki böyle 3-5 binadan bahsetmiyoruz. Bu çok daha geniş bir proje. Bazen İstanbul Finans Merkezi deyince işte 3-5 tane gökdelen resmi koyuyoruz. İşte gayrimenkul projesi gibi algılanıyor. Bunun çok ötesinde bir proje. Yani gayrimenkul kısmı, mekan kısmı tabii ki bir unsurdur ama her şey değildir. Kaldı ki o konuda da çalışmalarımız hızlı devam ediyor. Ataşehir'deki Finans Merkezi'nde şu anda bizim Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, BDDK ve SPK'nın parselleri var. Evet. O projeler şimdi yapılıyor. Hatta Ziraat'ın ve Vakfın projesi hemen hemen tamamlanmış durumda. Buna bir de Merkez Bankası eklendi. Merkez Bankası oradan arsa aldı. Son kalan arsayı da Merkez Bankası satın aldı. Ve dolayısıyla 6 tane kamu kuruluşumuz oraya bina yapacaklar ve orada faaliyet gösterecekler. Ama bu binaların tümünü de kullansınlar istemiyoruz biz. Yani belki temsil için gereken ya da yatırımcı ilişkisi için gereken birimler orada olsun ama bu binaların diğer birimleri de mümkün olacak kiralansın, icabında satılsın ki sadece 6 tane kamu kuruluşunun olduğu bir bölge oluşmasın. Ona da bir finans bölgesi diyemezsiniz. Yani buraya mutlaka özel sektörü kurmak gerekiyor. Yerli ve uluslararası yatırım bankaları dahil, kredi derecelenme kuruluşları dahil. Bunların hepsini o projeye sokmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim kamu kuruluşlarımız binalarını yapacaklar ama binaların sadece bir kısmını kullanacaklar. Binaların önemli bir kısmı kiralık, satılık, başka kuruluşların da istifade etmesine sunulacak. Hem bu projeye değer katacaktır, hem de böyle kamu ağırlıklı bir finans sistemi biz hiçbir zaman tasarlamadık, düşünmedik. Tabii kamunun bir yeri olacak ama çok böyle ağırlığı olacak bir proje olmayacak. Yani. Sayın Bakanım, süreyi bitirdik. Ankara uçağını size uğurlayacağız. Son 30 saniyemizi arkadaşlarımız uyarıyor. Yayına girerken söylemiş olduğunuz Turkcell konusunda işler sizin bizim istediğimiz gibi, beklediğimiz gibi gitmez ise ve yönetim kendi içerisinde toplanamaz ise, SPK'nın atabileceği adımlar içerisinde teorik olarak yönetim kurulundaki diğer üyelerin yerinden başkanın atanması gibi bir konu söz konusu olabilir mi efendim? Valla şimdi şöyle, Turkcell'in
yönetim kurulsuz kalmasına biz izin vermeyiz. İzin vermeyiz. Tamam. Yani ama tercihimiz ortakların kendi aralarında mutabakata varıp atamalarını yapıp Türkcell'in kendilerini yönetmesi. Ama yapamazlarsa böylesine bir kuruluşun halka açık. Telekomünikasyon, üç perspektifi var biliyorsunuz. Bir de yine stratejik olması. Şimdi bu üç sebeple yönetimsiz bırakmayız. Yani eğer kendileri yapamazsa mutlaka devletin orada müdahalesi olur. Olur. Ne zamana kadar? Ortaklar aralarında anlaşana kadar. Ortaklar aralarında biz anlaştık, iş bitti dediği anda da devlet çekilir, kendileri götürür. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Bütün sorulara vermiş olduğunuz bu samimi cevaplar için ve bize zaman ayırdığınız için diyoruz. Ve Bloomberg GT ve Habertürk'ün ortak özel yayını burada tamamlıyoruz. Sayın Bakanı Ankara uçağına uğurlarken sözü de merkeze bırakıyorum.